Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımıza televizyonculuktan birazcık bahsedeceğiz, sunuculuktan bahsedeceğiz. Güzeller güzeli bir sunucu bugün bizim konuğumuz olacak. Her gün sizin karşınıza çıkıyoruz. Kendisi de program yapıyor. Haftada bir gün kültür sanat programı yapıyor. Nasıl hazırlanıyor efendim? Zorlukları neler? Ekran karşısında konuklarla birlikte hazırlanmak nasıl bir duygu? Hepsini dinleyeceğiz. Televizyonculuğa dair pek çok şey konuşacağız kendisiyle. Nedret Afşar, yapımcı, sunucu, sanat yönetmeni, her şey aslında kendisi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin içinde. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Ben mutlu oldum tanımaktan sizleri. Biz de öyle çok mutlu olduk çok sizi tanımaktan. Çok güzel bir kadronuz var. Evet. Enerjiniz çok yüksek hepinizin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok mutluyum çünkü böyle sunucu ağırladığım zaman böyle rahat oluyorum. O beni anlıyordur diyorum şu anda. Kesinlikle. Sormak istediğimi anlıyorum. Sunucuyu anlamak istediğimi. Kolumu koysam ne yap? Her şeyimi anlıyor şu anda. Benim. O yüzden kendimi çok rahat hissediyorum. İlk önce sizi tanıyalım. Dedik işte sanat programı yapıyorsunuz. Hı-hı. Kültür sanat programı Sahne İstanbul adında. Evet, özel bir televizyon kanalında. Neler yapıyorsunuz? Televizyoncu da aslında nasıl başladınız? İlk önce öyle başlayalım. 2011 yılında Karadeniz TV'de Pazar Yıldızları adlı programda başladım. O programın formatı farklıydı şimdikine göre. Canlı yayın. Üç konuğumuz vardı programda. Doktor, sosyal içerikli bir konunun uzmanı, bir de müzik tabii ki. Şarkıcı veya müzisyen arkadaşlar oluyordu. Hı-hı. Canlı programlı, keyifli sohbet. O hafta içeri miydi? Nasıldı? Hayır, o da pazar. Öğle saatlerindeydi. Şimdi Sahne İstanbul programı yapıyorum. Haftada bir gün, pazar günleri saat 4'te. Bu bir tabii ki çoğunlukla band kaydı oluyor çünkü sanat merkezlerinde çekim yapıyorum. Dış çekim oldu. Evet. Programımızın şöyle bir özelliği de var. Yayın, daha doğrusu gösteri başlamadan önce insanların o heyecanı, neler hissettikleri, oyunlara veya işte tepsilere nasıl hazırlandıklarını dair insanlarla buluşturmak, duygularını aktarabilmek. Sonra da gösterilerinden biraz Türkiye'nin çekip kültür sanat kalbi Sahne İstanbul'da atıyor. Sanat programı tabii ki. Bale var, operalar, konser programları, müzikaller, tiyatronun her türlüsü, bir sürü tiyatro çeşidiyle izleyicilerimizi buluşturuyoruz. Alternatif tiyatrolar, müzikaller, okuma tiyatroları, cep tiyatroları, bir sürü çeşidini bilmeyen izleyicilerimize farklılık yaratarak buluşturuyoruz. Sanatta çeşitli dalları. Anlamaz mıyım? Tabii kesinlikle. Gidiyorsunuz, etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Çok telaşlı, stresli çekimler. Çünkü o telaşı yaşıyorsunuz onlarla birlikte.